Herkese iyi akşamlar. Geçenlerde bir Reels videosu paylaştım. Konusu zenginlerin nakit akış modeliydi. Borçları başkasına ödeten zenginlikten bahsettim. Bu videoya birbirinden ilginç yorumlar gelse de en çok dikkatimi çeken şey ne yapalım yani dolandırıcılık mı yapalım yorumu oldu. Eğer finansal özgürlüğe kavuşmak ve onu korumak istiyorsanız para sistemini oluşturmanız lazım. İşe bu sistemi inşa ederek başlamanız lazım. Eğer paranız sizden daha fazla çalışmıyorsa, o zaman uyurken bile size para kazandıracak bir sistemi geliştirmeniz gerekiyor. Finansal yatırımlar istediğiniz hayatı finanse etmek için size sürekli gelir akışları sağlar. Ancak bunu nasıl başarabiliriz? Finansal bağımsızlığa giden 7 tane temel adım var. 1. Yatırımcı olmaya karar verin. 2. Yatırımın kurallarını öğrenin. 3. Rakamları hesaplayın. 4. Yatırımlarınızı varlık tahsisi şeklinde düzgün bir portföyle çeşitlendirin. 5. Bir plan oluşturun ve o planı hemen aktive edin. Sonu mu? Geleceğinizin tadını çıkarın. Ülkemizde şu an aktif olarak 8,5 milyon borsa yatırımcısı var. Ben bu insanlara yatırımcı değil, tüketici diyorum. Çünkü yatırımcı olabilmek için paranızın kontrolünü eline almanız gerek. Ve o paranın sizin için nasıl çalıştığını anlamış olmanız gerekiyor. Örneğin paranız şu an nerede? Eğer bir banka hesabındaysa ve orada duruyorsa bu paranızın sizin için hiçbir şey yapmadığı anlamına gelir. Oysa daha önceki videolarımdan öğrendiğiniz gibi küçücük bir para sadece bileşik faizin gücüyle bizim hayatımızda farklar yaratabilir. Sizler eğer bütün bir geçiminizi zamanınızı takas ederek sağlıyorsanız bence hayat boyunca yapılabilecek en kötü takas bu. Çünkü zamanınızın bir yedeği yok. Oysa her zaman daha fazla para kazanabilirsiniz. Onun yerine bu para sistemini anlarsanız, siz başınızı yastığa koysanız bile sizin yerinize çalışacak bir sistem kurarsanız ve bunu bileşik faizle taşlaştırırsanız, o zaman zamanınızı, bu değerli ömrünüzü hiçbir şeyle takas etmek zorunda kalmazsınız. Ve kazancınız da zamanınızla sınırlı olmaz. Siz olsanız da olmasanız da o sizin gelir akışlarınızın içine girer. Peki sizin için çalışacak bu sistemi nasıl yaratacaksınız? Öncelikle kişisel para sisteminizi sanki bir işletme gibi düşünün. Bu öyle bir işletme ki hiçbir gideri yok. Ortaya çıkacak tek üründe size ve ailenize bir ömür boyu hizmet edecek gelir akışı. Yatırıma bu perspektiften bakarsanız para sisteminizin aslında sizin ve aileniz için bir özgürlük üreticisi olduğunu fark edeceksiniz. Peki ilk adım ne? Öncelikle para sisteminizi inşa etmeye başladığınızda yatırıma ne kadar para ayıracağınızın kararını vermeniz. Biz bilinçli harcama planlarında bunu yüzdesel olarak size söylüyoruz. Ama tabii ki bu kararı siz vereceksiniz. Gönlümden geçen bilinçli harcama planlarının üzerinde yatırıma döndürebilmeniz. Ne zaman kendi maaş dönemlerinizde belli bir yüzdeyi otomatik olarak yatırıma ayıracaksınız, o zaman parasal sistem sizin için çalışmaya başlayacak. Sizler maaşımdan bir kuruş bile biriktiremiyorum diyorsanız emin olun yalnız değilsiniz. Bu işe başlamanın tek bir yolu var, o da otomatikleşmek. Bu şekilde parayı görmezsiniz bile. Hesabınıza yattığı an otomatik olarak yatırım hesabınıza transfer edilir. Daha önce bileşik faiz, bileşik etki videolarında anlattığım gibi. Bileşik faiz ne kadar çok kazansanız da az kazansanız da bunu önemsemeden işe yarar. Geçen kitabın birinde görmüştüm. 1924 yılında Theodore Johnson diye bir adam UPS'te çalışıyor. Ve hayatı boyunca bir yılda 14 bin dolardan fazla para kazanamıyor. Ama kararlı bir şekilde her maaş döneminde maaşının %20'sini kenara koyuyor ve kendi çalıştığı UPS hissesine yatırıyor. Bu adam 90 yaşına geldiğinde hisse bölünmeleri, temettüler vesaireyle, yani bileşik etkinin de gücüyle, yani zamanın da gücüyle UPS hisse senedindeki portföy değeri 70 milyon doları buluyor. Yani buradan kıssadan hisse düşünülecek olay şu: eğer bileşik etkinin gücünden faydalanmak istiyorsanız ne kadar kazandığınız ve ne kadar yatırdığınızla ilgilenmeyeceksiniz. Ne kadar erken o kadar geç olarak bakacaksınız. İkinci aşama, yatırım yapmaya karar verdiniz ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Gerçekten de bunaltıcı bir süreç. Gerçekten çok seçenek var önünüzde.
Ya yanlış yaparsam, paramı kaybedersem diye korkuyorsunuz. Acaba diyorsunuz profesyonel birinden mi yardım alsam? Karaları bağlıyorsunuz. Bunun gibi birçok alan aslında sizin yatırım yapmanızı engelliyor. Özellikle de ne zaman yatırım yapmaya karar verseniz mutlaka çevrenizde yatırım efsanecileri vardır. Birçok acemi yatırımcı da bu efsanelere kurban gider. Yani yatırıma başlamadan yatırım hayatını bitirir. Bu arada bu efsaneler gerçekten önemlidir. Eğer bunların farkına varabilirseniz para sisteminizin performansını çok daha güzel arttırırsınız. Bu işe girdiğinizde çevreniz size akıl verenlerle dolar. Kimi BES'e yatır der, kimi yatırım fonuna koy der, kimi bir brokerla çalış der, kimi aktif bir yatırımcı bul, onlarla ortak işbirliği yap der. Bunun gibi bir sürü akıl verenle dolar. Çoğu kimse karşınıza gelir ve büyük getiriler istiyorsan büyük risklerin altına girmen gerekir der. Bir kısmı da kumar oynuyorsun şu an, bu parayı buraya yatırma der. Size para kazanmak için para gerekir ifadesini söyleyen ya da çok kazanmanız için çok büyük risklere girmeniz gerekir ifadesini söyleyen kişilerden sakının. Burada yapacağınız tek şey kendinize, kendi finansal bilginize, yani kendi dalınıza güvenmektir. Eğer kendi finansal özgürlüğe ulaşma yeteneklerinize ve bilgilerinize güvenirseniz, kendi araştırmanızı yaparsanız, kendi yolunuza uygun kendi stratejilerinizi geliştirebilirsiniz. Bunun sonucunda oluşturulacak para, sizin yaratıcılığınızın, sizin odaklılığınızın ve diğer insanlar için değer yaratma yeteneğinizin bir yansıması olacaktır. Belirli bir bilgi sahibi oldunuz, artık kendi portföyünüzü yapmaya hazırsınız. Bütün gereksiz konuşmalara kulağınızı tıkadığınıza göre şimdi gelelim işin gerçeğine. En önemli karar: yatırımlarımızı nasıl tahsis edebiliriz? Artık finansal özgürlük fonumuzda biriktirdiğimiz belirli bir para var. Şimdi onunla nasıl bir sistem kuracağımıza karar verme zamanı. Bakın, herkes hisse senedine, tahvile, gayrimenkule ya da ETF'lere, yani yatırım fonlarına bir şekilde yatırım yapabilir. Herkes bundan zengin de olabilir. Ama buradaki asıl sorun zengin olmak değil, o zenginliği sürdürebilmektir. Varlık tahsisi hayatımızdaki en önemli karardır. Hatta o finansal varlıkları, hisse senedini, tahvili ve benzeri almaktan bile çok daha önemlidir. Diyorum ya, varlık tahsisi belki zengin olmanın değil ama zengin kalmanın tek yoludur. Başlamak için önerim bir kova stratejisi. Bunu internette araştırırsanız da çeşitli dokümanlar bu konuda bulabilirsiniz. Finansal varlıklarınızı 3 ayrı kovaya bölümlemek. İlk kovada biz buna güvenlik kovası diyoruz. Bunlar size gönül rahatlığı veren yatırımlar. Riski neredeyse yok ya da çok çok düşük, çok likit. Aynı bir mevduat hesabındaki, banka hesabımızdaki para gibi, faizde yatan paramız gibi ya da altınımız gibi bir kovanın içinde duruyor ve ihtiyacımız olduğunda elimizi o kovaya sokup onu alabiliyoruz oradan. Bunların temel özelliği getirilerinin düşük olması ama onunla beraber risklerinin de düşük olması. Bu kova bize güven duygusu veriyor. Bu bizim güvenlik kovamız. İkinci kovamız daha riskli yatırımların olduğu kova. Bunun diğer bir adı da büyüme kovası. Buradaki olay başarılı olma kriteri. Eğer bu kovadakiler başarılı olursa sizin genel olarak portföyünüz büyür, zenginleşirsiniz. Ancak başarılı olursa size yüksek getirileri garanti eder. Bu kovadaki her şeyi kaybetmeye göze almak zorundasınız. Ve üçüncü kova, hem güvenlik hem büyüme kovasındaki karların bir kısmını alıp koyduğumuz ve hayalimizdeki hayatı finanse edebileceğini düşündüğümüz kova. Her bir kovaya ne kadar para koyacağımızın belirlenmesi aslında bizim risk algımız. Buna kendimiz karar vermek zorundayız. Ki bu oranlar mutlak değil, zaman geçtikçe sürekli değişecek oran. Burada genel geçer oran yaş oranıdır. Birçok yatırımcı makul bir kural olarak yaşınıza göre kovaları oranlayın der. Ben şu an 38 yaşındaysam benim güvenlik kovamda portföy değerimin %38'i bulunmalı. Kalan %62'si büyüme hisselerinde, yani büyüme yatırımında olabilir. Yani büyüme kovasında durabilir. Başka bir deyişle, eğer siz 40 yaşındaysanız %40'ınızı güvenlik kovasında, %60'ını büyüme kovasında bırakabilirsiniz. Ama yaşınız 60'sa da %60'ını güvenlik kovasında, %40'ını büyüme kovasında bırakmanız sizin için daha mantıklı olur. Çünkü
yaş arttıkça risk seviyelerinin azalması gerekir. Çünkü bileşik etkinin gücü azalır. Her zaman şunu söylüyorum. Eğer varlıklarınızı tahsis edeceksiniz, yani bu kovalara yatırımlarınızı dolduracaksanız, kendinize soracağınız yegane soru şu: hayatımın bu aşamasında ne kadar risk alabilirim? Ne kadarını güvende tutmalıyım? Ne kadarından feragat edebilirim? Ne kadar başarılı olursa bunun büyümesi beni yeterince tatmin eder. Burada önünüze çıkabilecek en büyük handikap, yüksek risklerin yüksek getiriler getirdiği duygusudur. Size her zaman bunu söylerler. Eğer yüksek getiri istiyorsanız mutlaka yüksek riske girmelisiniz. Sistem böyle yürümez arkadaşlar. Eğer ben düşük riske giriyorsam orta seviyede getiri beklerim. Eğer yüksek getiri bekliyorsam da mutlaka orta seviyeli riske girmem gerekir. Eğer ben yüksek seviyeli bir riske giriyorsam bundan normalden çok çok daha fazla yüksek getiri için giriyorumdur. Ve bunu da portföyümün maksimum %5 ile yaparım ve bu parayı tamamen kaybedersem umurumda olmaz. Ama kazanırsam da aynı anda 3 kat 5 kat para kazanırım. Bu nedenle de aslında söylediğim şu: sizler için de, yatırım portföyü oluşturmak isteyen insanlar için de tekerleği baştan icat etmenize gerek yok. Bir bakın, size uygun insanlar, sizin yatırım sistemini beğendiğiniz insanlar neler yapmış, hangi yollardan geçmiş, hangi seçimleri yapmış, neyi nasıl değerlemiş. En sevdiğim şey başka insanların finansal özgürlük sistemlerini kopyalamaktır. En sevdiğim şey faydalı şeyleri taklit etmektir. Çünkü diğer yatırımcıların neler yaptığını analiz ettiğimde onların düştüğü hataları düşmeyeceğim için aslında sonuçta onlardan daha yüksek başarı elde etmem olasıdır. Eğer siz de bir yatırım gurusu olmak istiyorsanız 4 tane temel takıntıyla hareket etmek zorundasınız. Bunlardan birincisi sermayenin korunması, yani defansif yaklaşım. Kazanmaktan daha önemli olan bir şey varsa o da kaybetmemektir. Eğer olağanüstü getirilere odaklanacaksam da karşılığımdaki riskim hiç para kaybetmemek olmalıdır. Karşımdaki riskim para kaybetmemeyi garanti altına almak olmalıdır. Büyük risklerin büyük getiriler getirdiğine inanmam. İyi para kazanmak için de risk almak zorunda değilimdir. Eğer risk alacaksam da bunun karşılığını fazlasıyla isterim. Yatırımcı guruları her gün ödevini yapar. Bileşik etki arttıracak şekilde her gün az ya da çok yatırım yapar. Her gün nakit akış tablolarını kontrol eder. Her gün kendi bütçesiyle ilgilenir, her harcamasını kontrollü bir şekilde yapar. Otomatikleştirmeye önem verir ve sıradan yatırımcılar gibi sürü psikolojisine kapılarak hareket etmez. Ne kadar servetleri büyürse büyüsün, asıl yatırımın kendine, bilgiye yapıldığını bilir. Başarma açlıklarını kaybetmezler, ben nasılsa başardımın kibirine kapılmazlar ve güncel olarak sürekli kendilerini geliştirirler. Arkadaşlar, başlayın ve geleceğin tadını çıkarın. Gerçekten gelecek harika bir yer olacak. Dünyanın son birkaç yıl içerisinde geçirdiği şu evrime bir yakından bakın. Ne kadar büyük yollar kat edildi ve bu yollar gelecekte nelere gebe? Şu anda yeni yeni filizlenen bile birçok teknoloji sadece 10 sene önce neredeyse imkansız gibi görünüyordu. Ve bu bizleri sonsuz olasılıkların olduğu büyük bir refah sistemine götürecek. Ve bu sistem bizim gelecekle ilgili birçok sorunumuzu ortadan kaldıracak. Bilmiyoruz, belki yeni doğanlarımız için şu an korktuğumuz birçok olay teknolojinin gelişmesiyle birlikte sorun olmaktan çıkacak. Bir keresinde Steve Jobs şöyle bir şey söylemişti: mezarlıktaki en zengin adam olmak umurumda bile değil. Benim için en önemli şey gece yatağıma girdiğimde güzel bir şeyler yapmış olmak. Bu yüzden de zamanınızı ve enerjinizi doğru odağa çekin. Sahip olamadıklarınızı boş verin. Sahip olduklarınıza odaklanın. Kontrol edemediklerinizi boş verin. Sadece kontrol edebildiklerinize odaklanın. Bu süreçte sadece mutlu olmayacaksınız. Parayı yönetmek hayatınızı yönetmek gibidir. Parayı yönetmeye başladığınızda geleceğinizi ve kaderinizi yönetmeye başlayacaksınız. Yani daha fazla zengin olmayacaksınız, aynı zamanda daha fazla mutlu olacaksınız ve daha fazlasını başaracaksınız. Bildiklerinizden çok önemli olan yaptığınız şeyler. Eğer geleceğinizi kendiniz şekillendirmek istiyorsanız lütfen doğru olanı yapın. En tutkulu olduğunuz şeyi düşünün. O alanda nasıl bir katma değer yaratabilirsiniz ve nasıl bir miras bırakabilirsiniz, ona odaklanın. Başkalarına yardım etmeyin. Başkalarına yatırım yapın. Bu size dünyadaki hiçbir şeyle karşılaştıramayacağınız
ölçüde mutluluk getirecek. Yani sonuç olarak hayatınızın hangi noktasında olursanız olun finansal özgürlüğe kavuşabilirsiniz. Yatırım yapmak özellikle de yeni başlayanlar için çok korkutucu olabilir. Özellikle de nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız. Bunu bilmek de gerçekten zordur. Ama şunu unutmayın ki önemli olan başlamaktır. Küçük başlayın, yavaş başlayın, emekleyerek başlayın ama bir yerden başlayın. Bu sürede hata yapın, düşün. Birçok zengin yatırımcı hata yaptığı için bugün zengin. Birçok büyük işletme sahibi birkaç kez hayatında battığı için bugün büyük bir girişimin sahibi. Hatalar en büyük fırsatlarımız. Hatalar en büyük dostlarımız. Hata yapmaktan kaçarsak gerçek fırsatları kaçırırız. Onlar bizim birer yol arkadaşlarımız, tecrübelerimiz. Şunu unutmayın, hiçbir zaman başlamazsanız, hiçbir zaman finansal özgürlüğe ulaşamazsınız. Ve hiçbir yere de varamazsınız. Hayatınız birçok mevsimden ibaret olacak. Finansal mevsimler de böyle. Ve unutmayın, kış sonsuza kadar sürmez. Bir gün mutlaka yaz gelir ve ektiğiniz tüm tohumlar size çiçek olarak geriye döner.